Tevhid Hoca'ndan Satır Arası programından herkese merhabalar. Bu hafta kitleler psikolojisi Gustav Lebon'la sizlerleyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Herkese selamlar. Evet, bu hafta biraz eskilere gidiyoruz aslında. Eski... Ama hala okunan bir kitap. Hala evet. politikacıların, hala pazarlamacıların, Hatta reklamcıların, mi? psikologların, psikologların sosyal psikoloji alanında çalışanların kullandığı Hatta bir kitaptır. Hatta sosyologların. Çünkü kitlelerle alakalı da çok fazla çalışması var. Ki bugün özellikle bilimsel makalelere vesaire akademik dünyaya baktığımızda sanki dünya işte reform, rönesans ondan sonra da işte... Fransız İhtilali ile başlamış gibi bir hep algı öyle. çiziliyor ya. Hep öyle. Bu kitap aslında tam da o dönemin algısına <laughs> anlattığı <gülüyor> için tarih zaten hep böyle yani İsrailliler işte e, Kızıldeniz'i geçtikten sonra başlayan bir tarih var. Ondan sonra Fransız İhtilali'nden sonra var filan. Ya aslında tam da işin kaynağını anlatan bir kitap. Ya bir taraftan kaynağı bir taraftan da benim için iki tarafı açıkçası bu kitabı okuma tecrübesinde iki şeyi tekrar ele aldım. Çok uzun yıllar önce okumuştum çünkü. Tekrar ele alırken bu sefer bu kafayla alırken iki şey önemli. Bir kitabın 1800'lü yıllarda yazılmış olması yani 19. yüzyılda yazılmış evet. olması. Yani Fransız ihtilalinden biraz öncesi ve bir daha sonraki dönemde kıyasını veriyor. İki ki söz arasında da kitle kelimesini ele aldığımda biraz anlatmaya gayret ettiğim şey. Burada aslında toplumun içinde var olan imani vicdanı aldığınızda nasıl bir yığına dönüştüğünü görüyorsunuz. Yani aslında ben burada şeyi okudum. Ee, kendi adıma söylemek gerekirse hani bir toplum imansız olursa nasıl yığın olur? O yığın nasıl davranır? Çünkü imanlı bir topluluktan insandan kitle olmaz. Mesela kitle kelimesi normal şartlarda madde ve cisim için kullanılırken burada cisme atfedilen şey insana atfedilir hale gelmiş. Normalde insan topluluğunda kitle denilemez. Ama bunu diyor olmak evet iman yoksa vicdan zayıf hatta yok. Böyle bir vicdansız toplum nasıl idare edilir sorusunun cevabı bu. Asıl problem bu bir sol kağıdı aslında. Eğer bu sol kağıdı sizin ülkenizde de evet bunlar da kitledir cevabını verdirecek tepkileri uyandıran bir milli millet kavramı uyandırıyorsa işte o gün yığın haline geldiğimizi gösteriyor. Acı tarafı bence bu. Hep psikolojik açıdan baktığınızda bence günümüz kitaplarından çok daha tutarlı. Yok yok. İşte diyorum ya iyi anlayabilmek Fransız toplumuna Benim acıdığım şey şu. 100 yıl öncesine hatta 130 140 yıl öncesine dair olan bir evrak okuyorsunuz. O günden bugüne daha da kesip bir berbatlığa ulaştığını görüyorsunuz. O zaman diyorsun ki ben günden güne bir yığın haline gelmişim. Yığınlar. Yığınları yönetmek kolaydır. Ehli iman milyon bir araya gelse kitle oluşturmaz, cemaat oluşturur. Yani cemaatle kitle arasındaki farkı anlayabilmenin en önemli uygun kitaplarından birisi. Ve Gustave Le Bon zaten bu sosyoloji alanında cidden çok çok başarılı bir isim yani. Evet kendisi aynı zamanda zaten sosyolog ve antropologmuş. Benim e, ikisini aynı anda yapmaktan çok zevk aldığım bir şeyi bu zat bir meslek olarak edinmiş 1841 tarihinde dünya geliyor. Fransa'da tıp eğitimi aldığı halde sosyal bilimlere evet, yöneliyor. De o ilgimi çekti. E, e, i̇şte o topluma ulaşmam lazım. Bir adamı iyileştirmek mi yoksa bir toplumu iyileştirme gayretinde olmak mı söylemi 1895 yılına kadar kendisine büyük ün kazandıran ve alanın öncü çalışmalarından biri olan Kitleler Psikolojisi adlı eseri yayınlanmış. Ne enteresandır. İslam dünyasında böyle toplum üzerine kitap yoktur. İşte cemaat ve kitlenin farkı diyebilirim yani. Şimdi evet. Birinci sayfadan başlıyorum direkt. Her zaman cilden başlamışsın. <gülüyor> Medeniyetlerin <gülüyor> değişmesinden hemen önce meydana gelen büyük karışıklıkların kavimlerin istilaları ve hükümdar ailelerinin devrilmesi gibi büyük siyasi değişikliklerin etkisi altında ortaya çıktığı sanılır. Fakat bu hadiseler dikkatle incelenirse onların dıştan görünen sebeplerinin arkasında kavimlerin düşünce ve görüşlerinde meydana gelen değişimlerin gerçek sebep olduğu hemen anlaşılır. Ve bu değişimi ifade etmekte yola çıkıyor Gustav Le Bon. Ben burada işte şunu anlıyorum direkt. Bizler medeniyet değişimlerini büyük karışıklıklar sonrasında almıyoruz. Batı dünyası büyük karmaşalar sonrasında medeniyet kurgusunu alıyor ve Gustav Le Bon da diyor ki medeniyet böyle kurulmaz. Kurulmadığı da açık. Ve aşağıda, çağımız insanı düşüncesinin sürekli olarak değiştiği nazik ve buhranlarla dolu bir devre içinde bulunmaktadır. Bu değişimlerin temelinde iki esaslı sebep vardır. Birincisi uygarlığımızın bütün öğelerinin kaynağı olan dini, politik ve sosyal inançların yıkılmış olması. Acayip bir tespit burası ya. İkincisi bilim ve tekniğin yeni buluşlarının doğurduğu yepyeni yaşama ve düşünce şartlarının meydana gelmesi. 1850'ler işte. O tarihte çok net bir şekilde bir sosyolog bugün bu cümleyi kurmuyor. O gün bir Fransız sosyolog bütün öğle, öğlenin kaynağı olan din, politika ve sosyal İnançları olduğunu söylüyor Sosyolojinin ya. Sosyolojinin gerçek kaynağını almış. Almış ve bunun yıkılmış olmasından bahsediyor. Ve onun yerine artık bilim dininin doğduğunun sinyallerini veriyor aslında. Görmüş, okumuş ve onların nasıl yönetilebilirliğini söylemesi enteresandır. Aşağıda bir iki kelime. Fakat şimdiden tahmin edebiliriz ki bu toplumların oluşmasında artık yeni çağda egemen olan yeni bir güç yer alacaktır diyor. Kalabalıkların gücü. İşte biz de aslında bu çağdan sonra ne olacak sorusunun cevabını bize sorsalar cevabımız şu idiotoloji. Bu bakımdan içine girmekte olduğumuz çağ gerçekten kelimenin tam anlamıyla kitleler çağı olacaktır diyor. Ve Gustav Le Bon bu e, önermesi doğru çıkıyor. Çünkü evet. 1895 yılından 100 yıl sonraya kadar ki bütün süreçler tarihin en hızlı Kitlelerin sürekli dönüşüp dönüşüp durduğu ve kavga ettiği tarih dilimini gözümüzün önüne seriyor. Kendisinin aristokrat olduğunu görüyoruz aslında. Hani yönetimin halk eline bırakılmasını yani bugünkü anlamıyla demokrasi ve cumhuriyet rejimlerini çok tasvip etmiyor. Yok. Sayfa ona gittim ben aynı yerdeyiz. Buyurun. Düşünmeye ve değerlendirmeye pek az yetenekli oldukları halde kitleler fiil ve harekete oldukça yetenekli görünmektedirler. Altüst olan ruhların kargaşalığı ile savaşmak için vaktiyle pek hor gördükleri kilisenin ahlaki ve manevi kuvvetlerinden ümitsizce yardım istiyorlar. Aynı yeri işaretlemişiz. İlk önce kitleyi hani düşünemeyen bir cürüh olarak görüyor ama eylem gücü olarak çok güçlü olduklarının altını çiziyor. Daha sonra aristokratların ve burjuvaların bu kitleyi kontrol etmek için dönüp kiliseye nasıl muhtaç olduklarını anlatıyor aslında. İşte din kavramı ortadan kalktığında kitlenin yığın haline gelip de yukarıda ifade ettiği gibi artık bir fiil kuvveti olarak kullandığını gösteriyor. Yani bir şeyi iman edip ayağa kaldırmak değil, yakmak, yıkmak, iptal etmek. Yani kitlelerin bugüne kadar bir araya gelip de bir şeyi övdüklerine denk gelinmemiştir. Yani bir miting düşünsene yapılmış olan bir şeyi destekliyor. Yığın faktörünün insan zihninde artık oluşturduğu bir etki bu. İman yoksa her şey tepki yaparsın. Kitle ve yığını zaten biraz ileride geleceğim oraya da daha çok böyle bir futbol takımının holiganlarıymış gibi ele vermiş. İşte futbol takımının holiganı olmak insanlıktan çıkmak değil mi? Yani dozu kaçırdığında o holigan dediğimiz kısma gittiğinde ha. evet. Ama futbolu bilim dalı olarak ya da iş kolu olarak gören bir hakem ya da gerçekten Veya oynamış futbolu olarak... sevdiği için takip eden bir, bir, bir seyirci. İşte o kısımda benim sıkıntılarım var ama <gülüyor> <gülüyor> olaya teknik açıdan bakabilen bir adamın karşısında takımın kim olduğunu ne emniyeti yok. Evet. Kendisi bir takım tutsa bile. Evet. İşte bu bir şeyin imanın zihindeki karşılığı. Futbolu sevmek aslında imani bir değerdir. Ee, bu hooliganlar futbolu sevmiyorlar. Bu hooliganlar o takımı seviyorlar. Yani birisi çıkıp eğer Cenab-ı Hakk'ın ve Peygamber sevgisini ortadan kaldırıp kendi yaşadığı çağda, kendi dininin kendinde bıraktığı izi sevmeye başlarsa kendisi o hooliganlaşı Daesh gibi. Hmm. Yani adam aslında bir Daeshle Allah Azze ve Celle ya da Peygamber sevgisinden motive olmuyor. Kendisinin ölerek kahraman olacağı duygusuna aşık. Veya kendisi birisini öldürdüğünde ona takdir edilecek alana aşık. Burada işte Yunus Emre'nin müthiş sözü geliyor. Yani cennet dedikleri 3-5 huri. Siz bunu aşağıda bir laf görüyorsunuz ama bu çok yukarıda bir laf. Eğer kendini dayışlı bir militanı nasıl motive ediyorlar cennette huriler seni bekliyor. Hasan Sabah'ın şeyi gibi. Aşık olduğun şeyin farkında değiller. Cenab-ı Hak ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam olmadığı için hoyrat holiganizm doğuyor. O zaman burada şeyde altın çizebilir miyiz? Sırf cennete ulaşmak için iman etmiş biri de bir noktada holiganlaşır diyebilir miyiz? Eğer bu kitapta ifade edildiği gibi bir kitleyle karşılaşırsa evet. Olur. Çok da rahat olur yani. Bu aynı şekilde şunda da olur. Eğer başınızdaki mürebbiyi peygamberden daha çok sevmeye başlarsanız. Hocamdan dinlediğim bir hikaye geldi aklıma. Urfa'nın birisinde İmam Efendi çıkar Hazreti Peygamber'i anlatır. İçeriye gelmiş olan zat ise tarih boyunca Abdülkadir Geylani ile dini öğrenmiş, ona aşık olmuş, onun ötesinde duymamış. Adamcağız ayağa kalkıyor diyor ki ya hoca efendi diyor sabbattan beri Muhammed Muhammed anlatıysan anlatıysan Abu Muhammed Abdülkadir'den büyük müdür? <laughs> Şimdi adamcağızın tek başına ele alındığında ufak bir şaka gibi geliyor ama hayatın içine gittiğiniz zaman bugün cemaatlerimize hepsine selam ederim ama bir gerçek var. Eğer cemaatinizin başındaki isim peygamberin önüne geçecek bir sevgiyi size aşılıyorsa buradan holiganizm çıkar. Buradan aşk çıkmaz. O yüzden bu alanlar çok dikkatli alanlardır. Yani Şüpheliden kaçınmaktan da öteye bir durumdur bu. İşte o zaman kitle oluyorsun. O zaman bir işe yaramaz, yığın oluyorsun, Kalabalıksın. Hatta tam tersine tehlikeli bir grup haline geliyorsun. Evet. evet. Faydan yani zararın geliyor. Seküler dünya içinde bu geçerli. Yani orada Aynen da belirli yani. isimler var. Onların içinde de holiganlaşan gruba bakarsanız bir saatten sonra bayrağın, ülkenin anlamı kalmıyor. Onlar hangi isme aşıksalar o isimden sonrası yok. Ölü bitik o da bir holiganizm. O zaman asıl olan arkadaki büyük aşkı unutuyorsanız önünüzde sevip aşık olduğunuzu düşündüğünüz şeyler bir ayna yansıtmasıyla kendinizi sevmeye kendi imaratınızı o yığınla beraber varlık göstermeye başlıyor. Zaten ilginç olan o yığından kopmayı da göze alamıyorlar. En çünkü o yığının kötü. dışında var olamıyorlar. Yok olamıyorlar. Yani çünkü biz İslam tarihinde şunu görüyoruz bütün yetişmiş olan büyük ulemanın bir dönem oradan ders aldığını, diğer dönem bir başka yerden ders aldığını, böyle ders sesiyle gittiğini görüyoruz. Bugün ne mümkün efendim? Adam kendi mürebbisinin olmadığı, başka bir mürebbinin olduğu bir mecrada bir zikir halkasında olmayı dinin dışında bir şey zannediyorsa bunun da halüganizmdir. Bunun da sevmek değil. Çünkü Allah'ın zikri herkesten üstün bir şeyse orada bir dakika. İşte o zihniye zaman zaman geldi bu imamın arkasında namaz kılınmaz dedi. Ve şu anda da diyor bildiğimiz üzere. İşte bununla da organizm. Karşısında şöyle bir cümle var 13'te. Doğrusunu söylemek gerekirse dünyayı yönetenler. Aynı yere işaretlemişiz. Dinlerin ve imparatorlukların, imparatorluktan kurucuları, bütün inançların peygamberleri, tanınmış devlet adamları ve bunların yanında daha alçak gönüllü insan topluluklarının liderleri, Kitlelerin ruhları hakkında insiyaki fakat çok zaman gayet kesin bir bilgiye sahip psikologlardır. Burada bir şeyi ayırmak gerekiyor işte. Gustav Le kaçırdığı yerlerden bir tanesidir burası. Peygamberlerle imparatorlukların kurucularını aynı yere koyamayız. Çünkü imparatorluk kurucular tarihsel tecrübeyle ayakta duruyorlar. Peygamberler ilahi bir tecrübeyle ayakta duruyorlar. O olayı o şekilde bakmıyor. Sadece kitleleri kontrol eden Kişi, kişiler, ha, gruplar işte olarak İşte peygamberler doğuluyor. kitle oluşturmaya çalışmıyor ama cemaat oluşturmaya çalışıyor. Çünkü o ayrım yok onda ama. Heh, yok çünkü İslam diniyle tanışmamış. Hristiyanlar Hristiyan daha iyi haliyle doğmuş. Evet yürümüş. o da gayet normal. Ama işte şunu anlatmaya çalışıyoruz. Müslüman olmazsanız Hristiyan dünyanın da nasıl yönetildiği bir şekilde gözümüzün önüne geliyor. Kalabalıkların Hristiyan ruhu. Kalabalıkların ruhu kitle rastgele bir bireyler topluluğunu ifade eder diye başlayıp 20. sayfada şöyle bir ibare mi gözüme çarptı. Bazen yarım düzine adam bir kitle haline gelebilirken bir tesadüf eseri olarak bir arada toplanmış olan binlerce kişi bu psikolojik topluluğu oluşturmayabilir. İşte burada üç tip adam ortaya çıkıyor. Bir yığınlar bir yalnız yığınlar tek başına yığın. Yani o binlerce adam bir araya geldiğinde kitle oluşturamıyor dediği Arada iletişim kuramıyor bu adamlar tek başına o yığınlar Ortaklığı içinde. Ortak motivasyonları yok. yok. Üçüncü bir kitle ise ve azınlık şu anda ehli iman. 27'ye gittim ben. Ben 24'teyim. Buyurun. Bir ırkın bireylerini birbirinden ayıran şey terbiyenin ve istisnai bir kalıtımın sonucu olan bilinçli şeylerdir. Zekaları bakımından birbirine hiç benzemeyen insanlar bazı defa aynı isteklere, aynı hırslara, aynı duygulara sahip olurlar. Din, ahlak, politika, sevgi, nefret gibi duygular alanına giren şeylerde en yüksek insanlar adi bireylerin derecesini pek geçemezler. Burada aristokrat tarafını ortaya hmm. koymuş. Toplumun saygınları ve normal halk din, ahlak, politika, sevgi, nefret gibi duygu içeren düşüncelerde, olgularda aslında aynı seviyededirler diyor. Bunun altını çiziyor. Kolektif bilinç içerisinde bireylerin akli yetenekleri ve kişilikleri silinir topluluk Ay, içinde de kişilerin bireysellikleri yok olur diyor. Asıl bu kısım zaten benim ilgimi çekti. 26'da biraz daha devam ediyor. Bir süre aktif bir kitle içinde bulunan kimsenin çok geçmeden kendisini uyutanın elleri arasında uyuyan kişinin düştüğü gibi efsunlanmış bir hale düştüğü dikkatli gözlemlerle kesinleşmiştir. Yani. Uyutulan kimse de bilinçli çalışma felce uğradığından Uyutucunun kendi arzusuna göre yönettiği bütün bilinçaltı etkinliklerinin esiri olur. Artık bu adamda bilinçli kişilik kaybolmuştur. irade ve seçme kabiliyeti kalmamıştır. Ya bu bilinçaltı meselesi sadece biraz e, düzeltilmesi gereken, belki Hı. bizim de bir ara üzerinden geçmemiz, konuşmamız gereken, belki Baharat ya da başka bir şey. Kısmı anlatmıştık gereken, şey. ama tam detaylı anlatmamıştık. Detaylı kendimiz. bir girme belki faydalı olabilir. Çünkü bu alan... Biraz daha e, insanların vicdanını rahatlattığı bir alan gibi oluşmaya başladı artık. Çünkü adam bir suç işlediğinde ya da bir problem ortaya koyduğunda bilinçaltında meydana gelmiş olan enkazın karşılığı olarak bunu yapıyor şeklinde. Evet, eskiden çocukluğa suç atıyorlardı. Şimdi, Şimdi köklere gitmeye başladılar. yani. Atalarımız bir evet. halt yemiş, biz onun bedelini ödüyoruz vesaire. Yani bunu bunu bir ele almak lazım ama yukarıdaki ibare evet böyle yaşayan bir kitleyseniz sonuçları bu. İşte ben burada tam olarak bizdeki cemaat oluşumunun aksine Lebon bireysellikten uzaklaşmayı içgüdülerine teslim olmak ve akli melekeleri kullanamayan zombilere dönüşmek olarak tespit ediyor ya. Hı hı. O dikkatimi çekmişti. Yani konuşmuş olduğumuz kısım kitlelerin i̇şte i̇şte organlaşması. Kitlenin başındaki adam. Yani o kitle sonuçta bir adamın bir söylemiyle hareket ediyor ya kitlenin başındaki adamın anlattığı değer burada hakikati Peki o zaman şunu sorayım. i̇mani bir durumda biliyoruz ki sahabe efendilerimizden Hazreti Ömer'in hutbedeki hadisesi. Ben bir yanlış yaparsam ne yaparsınız? Seni kılıcımızla düzeltiriz ya Ömer diyen bir sahabe kiram efendilerimiz vardı. Cemaatte durum bu demek ki. iman olduğunda akıl felce uğramıyor. Bilinç, kontrol, her şey çalışıyor. Ama bunun anlattığı ve senin söylediğin altını çizdin. iman olmayan durumda bilincini kaybetmiş, bilinci felce uğramış bir bireye dönüşme. Gerçekten bilinç kaybediyor. Çünkü bunu sosyal hayatımızda görüyoruz. Bir tane kitleyi yöneten adam 3 sene boyunca bir şey söylüyor. Kitle aynısını söylüyor. 3 sene sonra bir önce söylediği şeyin tam tersini söylüyor. Kitle sanki hiçbir bir şey olmamış gibi aynı terslikle evet, devam ediyor. şakşakçı diye tabir hmm. ettiğimiz kitle. İşte bu, o kitlenin varlığı o adamın motivasyon kaynağının kendi olması, davası değil. Ama bunlara kitle diyemeyiz çünkü onlar menfaat grubu aslında. Ama işte menfaat için yola çıkan herkes bir gün bir menfaat, büyük bir menfaat uğrunda kullanırlar ve bunu kabul etmek zorundalar. Amin. Ondan yana sıkıntım yok. Sadece o gruba kitle diyebilir miyiz? Çünkü ortak bir amaç aklını yok aslında aklını kaybetmeye başlıyor ya. Aklını kaybetmeye başladıktan sonra yığılsın artık. Ve sonuç olarak yönetilebilirsin sonuçta evet. her dediğin. En acısı da diyorsun. şudur. Aklınızı kiraya vermeyin kimseyi diyenler en büyük akılsız kitleyi kurdular. İşte onu fark edebilmek mesele yani. <laughs> Ve sonrasında aynı yerdeyiz. Eyvallah. Kitleler halinde bulunan bireyin başlıca özellikleri harikulade bir maddeleme Bir, Bilinçte kişiliğin kaybolması. Yani iman yoksa aslında bilinç gidiyor. Bilinçaltıyla hareket eden kişiliğin hakimiyeti, burada bilinçaltında başka bir programda detaylandırırız. Düşüncelerin, duyguların sirayet yoluyla aynı doğru yöne doğru yönelişi, yani kitlin artık birbirine tipolojik olarak da benziyor olması. Aynı renk Değil takke mi? giymek, Aynı kıyafet biçimi, aynı oturuş, evet. aynı şeye aynı tepkiler ve aynı kelime jargonu vesaire. Ve son Tanıdık cümle, telkin edilen düşüncelerin uygulanmasına hemen başlamak isteyi. Bu da kitlenin hızlı motivasyon talebi var çünkü hızlı tüketiciler kitledir. Hızlı tüketicidir. Bilinçsiz tüketici Yok o yemeği beklemez. Hızlı tüketmek zorundadır belki de dünya çapında bugün boykot ettiğimiz McDonald's Burger vesaire bunların bu kadar hızlı büyüyor olmalarının bir veşi de onların muhataplarının kitleler olmasıdır. Çünkü mesela kendim bir kahve kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim. Kahve içmeyi seven bir adam olduğum için ve okudum baktığımız için filan sen de sevdiğin için hani alelade bir yer bizi cezbetmez kalitesini arıyoruz. Artık ederiz. kahve konusunda iyi kötü bir damak tadımız ha, bu var. Bu kokusu falan 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 diyebiliriz. Ama burada kitle olsaydınız yani asıl amaç markaya gidecektiniz. Markaya zaten markaların kurgusu ancak ve ancak 20. yüzyıldan sonra mümkün oldu. Tabii ki reklamcılık ve halkla ilişkiler bununla başlıyor zaten. Bunlar ne için başladı? Karşılarındaki muhatap artık bir yığın Akıl yok. O yüzden bir şey söylediğinizde yedirebiliyorsunuz. Bir tarafı bu. Diğer tarafı elbette. Tabii ki Reklamak. bu kitlenin yığınlaştırılma süreçlerini ha, zaten tabii ki. daha önce konuştuk. Aynen, o gitti o. Ve şurada yine 28'de. Artık ilkel bir adamın davranışına, şiddetine, merhametsizliğine, heyecanlarına ve kahramanlıklarına sahiptir. Bu evet. kahramanlık kelimesi benim ilgimi çekti. Ee, öyle oluyor ya işlerinden mutlaka bir tanesi bu canını veren, bu hapse giren, bu bağırmış olan bir dostumuz da i̇şte değil. Oradan da motivasyon çıkıyor. Kahraman mı oluyor? Evet. Kitle için kesinlikle. Yani bir örgüt. Kitle özelinde bakarsan. Tabii tabii. Yani o kitlenin içinde artık o adamın e, isminin verilmesi o kitlene yeni gelen isimlerin de bir motivasyon motivasyon ya da bir şey idolü haline gelmeye başlıyor. E, kitlelerin duyguları ve ahlakçılığı. 35'e gittim ben. Evet. Buyurun. Dedikleri çılgınca bir şiddetle elde etmeyi arzu eden kitleler bunları uzun süre istemezler. <laughs> devamlı düşünmeye yeteneksiz oldukları gibi devamlı bir iradeye de yeteneksizdirler. İşte nefsi emmarenin vücut bulmuş hali burada. Yani bu kadar çok nefsi emmareyle yaşayan bir adam bir yere geldiğinde vahşi bir nefsi emmare karşımıza geliyor. O zaman vahşi kapitalizm dediğimiz şey vahşi bir kitlenin de sonucu olmuş oluyor. 35'te şu cümle aslında benim dikkatimi çekti. Kitle halinde bulunan bir bireyde imkansızlık mefhumu kaybolur. Bu galiba o hat sınırlarını, hat Nefis çizgilerini kaybetmekten ya. oluşuyor. Nefis öleceğini bilmiyor ya. İnanmıyor zaten öyle bir şey. Hep var olacakmışçasın senden istiyor ya. En yaşlı halinde bile en gençken yapmak istediklerini tekrar ve aynı... Aynı şekilde istemeye devam Aciziyetinin ediyor. Aciziyetinin farkına varmıyor yani bunu reddetiyor aslında. Hiçbir zaman. İşte ona acizliğini fark ettiren şey onu kitle olmaktan kurtarırken batı dünyası siz insanların bireyselliğini elinden alıyorsunuz. Evet. Diyor. Şimdi ise kitleye düşmekten dolayı da düşeceğinden dolayı da daha bu tarihten itibaren 1800 yılların sonuna itibaren ne acı bir şey olduğunu da gözünün önüne koyuyor. Sayfa 38. Kitle hayallerle düşünür. Uyanan ilk hayal de kendisiyle hiçbir mantıki bağlantısı bulunmayan diğer bir takım hayaller meydana getirir. Evet işte İslam dünyasının hayale karşı oluşunun gerçeği. Bizde niyet var. Hayal yok. Çünkü hayal işte bir süre sonra bu yığınlaştırma sürecine destek veren kavramlar. Gerçekten koparıyor aslında. Bir süre sonra öyle. Adam diyor ya şimdi şu kadar param olsaydı şunu yapardım. İşte sen şunu yapmaya niyetin olayı da o kadar paran olmadan da yapabileceğin şeyleri yapmıyorsun. O zaman seninkisi bir hayaldir. İslam da buna izin vermez. Aynen öyle. Onu noktan olarak, gitmek istediğin yer olarak ya koyarsın, şey. alkayarsın. Yani, yani bugün ben eldeki imkanla ne yapabiliyorum bu amacıma yönelik? Yani tarih boyunca verilmiş sadakanın miktarı ile yazılmış bir sevap yok. Sadakayı verirken kişisel halinle alakalı bir sevap var ve karşındaki insanın mutluluğuyla alakalı. Dolayısıyla bu mu şimdi hangisi adam bireysel yani Bazıları koparıyor. diyor ya işte çok paran olacak Kur'an kursu yaptıracağım, camiler kurduracağım. İlk paranla e, hafızlığa çalışıp da elinde bir takım imkanları olmayan bir adama yardım etseydin o Kur'an kursunu kurmaktan belki daha büyük bir sevabın olacak. Ya Allah adildir hani sen cebindekine göre ver. Herhalde miktarla ölçülmeyecek. <laughs> Yok o. hiçbir zaman. Ee, Sayfa 39. Buyurun. Bilgisiz ve bilgin bir kere kitle içinde bulununca olayları objektif olarak gözlemlemek bakımından aynı yetenek düzeyine de inerler. İşte enteresan taraflardan biri bu. Sen aynı masaya oturduğun anda artık aynısın. Peygamber de diyor ki içki olan masaya oturma. İşte oturursan Gustav Le Bon diyor ki bilgisizle bilgin yığın içinde aynılaşır. Ne güzel. Bu tespiti onlar yapıyorlar. Ben 45'e gidiyorum sen burası yoksa. Aynı, Aynı yer. Yani senin hatta öncesi var. Yok sıkıntı yok. Devam. Hazreti Muhammed, Hazreti İsa, Herkül, Buda gibi insanlık tarihinde pek <laughs> önemli roller oynamış olan büyük adamların hayatı hakkında doğru olarak tek bir kelime biliyor muyuz? İhtimal dahilindedir ki tek bir kelime bile bilmiyoruz. Onların hakiki hayatlarını tam anlamıyla merak edip okumuyoruz. Evet. Bu tespiti yapmış olduğu için ki defalarca Peygamber Efendimiz'in de ismi geçiyor kitapta. Çok. Ki haftaya da zaten Arap medeniyeti altında yine Gustav Le Bon'u inceleyeceğiz. Okunması lazım. Gustav Le Bon'u okunması gereken Bunun bir adam. Farkında olan ve incelemiş bir adam olması yönden çok iyi. Haklı başlarına. Şeyde güzel bir tespit hoşuma gitti benim hemen altında. Çin'de tapınılan Buda ile evet. Hindistan'da tapınılan Buda arasında hiçbir münasebet yoktur diyor ya. <laughs> Çok başarılı bir tespit o. 46. Kadınlar gibi kitleler de hemen büyük aşırılıklara giderler. Ortaya atılan herhangi bir şüphe derhal münakaşa kabul etmez bir gerçeğe çevrilir. İbaresiyle bir sosyolog olan kadınlar hakkında bu tespiti... Fransa'dan yapması ilgimi çekmişti. İşte düşün daha Yıl yıl 1800'ler yani. Bugün olsaydı olmazdı. <laughs> Sayfa 49'a gittim. Evet. Biraz yukarısını almışım. Buyurun. Kitleler ancak basit ve bireysel duyguları kavrar diyor Gustave Le Bon. Kitlelerin tasubu, baskıcılığı ve muhafazakarlığı başlığı altında. Onlara aşılanan görüşler ve inançlar genel olarak ya kabul olur veya reddolur ve kesin gerçekler veya kesin hatalar olarak kabul edilir akıl ve yargılama yoluyla değil de terkin yoluyla meydana gelen inançlarda durum hep aynıdır. Dini inançların ne kadar hoşgörüsüz olduğunu ve insanlar üzerinde ne kadar baskıcı etki uyguladıklarını herkes bilir. Tabi bu Hristiyanlık için söylenmektedir. Öyleyse Hristiyan dünyanın böyle bir abartı baskıdan kaçarken imanını da zaten yoktu muharefte ayrı mesele ama inancını diyelim daha doğrusu inancını da bir köşede bırakmış olması kitleleşmesine de büyük katkı sunmuştur. Gustav Labon'un bu cümlelerinden sonra sorulması gereken şey şudur. Peki bu durumda Avrupa'da şu anda bize bahsedilen medeniyet kitle medeniyeti olarak mı ele alınmalıdır yoksa bireysel medeniyet olarak mı? Sayfa 53. Kitle olduğunu altını çiziyor fazlasıyla. <laughs> fazlasıyla. Kaç dedin? 53. Buyurun. Av merakı ve kitlenin gaddarlığı aynı kaynaktan gelir, meydana gelir. Savunmasız bir zavallıyı paralarken kitleler pek alçak bir gaddarlık gösterirler. İşte bugünleri anlatıyor Gustav Le Bon. Bir e, İsrail'de bir kitlenin av merakıyla gaddarlıkları ciddi anlamda gözümüzün önünde yani bir adamın belki yıllar sonra Baktığında ben ne yaptım diye sorgulaması gereken bir andan bahsediyoruz. Ve bu anı bahsederken bugün bu programda da birazdan baharat yolu çekerken de Yahya Simvar'ı rahmetle anıyoruz şehidimizi. Sayfa 54. Buyurun. Toplumun en kurnaz çapkınları, külhan beyleri bir kitleye girdikleri zaman bazı defa en sık ahlak prensiplerine sadık kalırlar. Şimdi Gustav Le diyor ki bazen diyor Burada insanlar kitlenin içinde bazen olduklarını fark edip kendilerini ayrıştırmak istediklerinde kendilerinde var olan en kötü huyun olmadığını göstererek bir tepki gösterirler. O zaman 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 benim ifade etmeye çalıştığım şey oluyordu. Eğer bir adam işte size çok önemli bilgiler anlatacağım, içeriden bir şey anlatacağım deyip gözünüzün önüne geliyorsa aynı kitlenin bir parçası olup payını yeterince almadığı için konuşuyor olabilir. Dikkat etmek lazım. <laughs> Buyurun. Evet. Ben 65'e gideceğim. Ben de yan sayfada aslında aynı minvalde bir kısmı çizmiştim. Ee, Kitleler vallahi. bazı zaman en ahlaklı filozofların dahi ender olarak sahip olabilecekleri bir ahlak seviyesine yükselirler. Şüphesiz onlar bu fazileti bilinçsiz olarak taşırlar fakat ne önemi var? Ee, artık bir önüm yok. 65'ten öncesi var mı sende? Yok. Yok galiba. Koca bir cilt oluşturacak uzun bir nutuk kendisine hitap edilen zihinleri etki altında bırakmayı başarılı olan birkaç kısa cümleden daha kıymetli değildir. İşte burada artık monologlar var. Daha doğrusu artık manşetler var. Ya eski gazetelere bakıyorum manşet diye bir şey yok. Şimdi sadece manşet var. Kitleler bir dereceye kadar uyuyan bir insana benzerler diyor. Ve 66'da şu birkaç tane güzel cümle geliyor. Evet. 67 pardon. Gerçi 66'da da var. 66'yı sen oku diye ben bakayım. Kitleler yalnız hayalleriyle düşünebildiklerinden yine yalnız hayalleri aracılığıyla etki altında bulundurulabilirler. Bir zamanlar Roma'nın avam tabakası için ideal saadet, ekmek ve tiyatrolar her çeşit seyir konularıydı. Aradan birçok dönemler geçmesine rağmen böyle bir idealde pek az değişiklik olmuştur. Yani biz deyince olmuyor ya o yüzden aslında biraz aldım. Sanat, tiyatro, ekmek kadar önemli. Evet. Fransız sosyolog Gustave Le Bon'da altını çiziyor. Yığınlaşmaktan evet. alıkoyan bir unsur veya yığınlara bir şey kontrol anlatmanın edebildiğin... yolu kontrol edebildiğin yollardan birisi. Ne 67'de buyurun. Fatihlerin kudreti ve devletin gücü kitlelerin muhayyilesi üzerine kurulmuştur. Kitle onun hayal gücünü etki etmek şeklinde yönlendirilir. Büyük tarihi olayların hemen hepsi Budizm, Hristiyanlık, Müslümanlık, Protestanlık, Büyük Fransız Devrimi ve zamanımızda Sosyalizm kitlelerin hayal gücü üzerine doğrudan doğruya yapılmış etkilerin sonuçlarıdır. Ama işte bu kitleyi alıp e, hayal gücüyle değil gerçekle karşılaştırıp bu etkiden yeni bir cemaat çıkarıyorsan bu sadece İslam'da mümkün. Diğerleri... Hı. Kitlenin formunu değiştiriyor sadece. Diğerlerini şöyle özetleyeyim Napolyon örneklemiyle altta anlatmış. Devlet Şurası'nda Napolyon şöyle diyordu. Vendi Savaşı'nda kendimi Katolik yaparak kazandım. Kendimi Müslüman gösterdikten sonra Mısır'a yerleştim. Kendimi Papa'nın nüfuzunu yaymaya taraftar göstererek İtalya'da papazları elde ettim. Eğer Yahudi bir kavma hükmetseydim, Süleyman'ın tapınağını yeniden kurardı. Evet, Napolyon bu manada kitlelerin idaresinde çok kıymetli bir e, örnektir. Evet, şu 69'un sondaki cümle çok hoşuma gitti. Kitlelerin hayal gücü üzerine etki etmek sanatı, onları idare etmek sanatıdır. Evet, onların hayallerini çözmemiz lazım. İşte bugün problemimizlerden bir tanesi de o ya, toplumun en büyük hayali ev ve araba. Çok kötü bir yerdeyiz. Bu dini duygu, kitlelerin kanaatlerinin dini şekilleri diye bir bölüm ele almış Gustave Le Bon. Bu dini duygu pek sade özellikler taşır. Üstün sanılan bir kimseye aşırı sevgi, onda bulunduğu kabul edilen vaatten davetten korkmak, kuvvetten korkmak. 74. sayfaya geçtik. Onun emirlerine körü körüne uymak, inançlarını tartışmak imkansızlığı ve onları etrafa yaymak isteği bu inançları kabul etmeyenleri düşman görmek gibi... Böyle bir duygu ister gözle görülemeyen bir Allah'a ister taştan yapılmış bir puta bir kahramanı yahut bir siyasal düşünceye bağlı olsun aslında hep din sayılır. Şimdi işte burada sıkıntı şu. Gustav Bon'un geçtiği süreçte din o kadar kötü bir şey ki o kitleleri yönetim biçiminde kullanılmış gerçekliğini pratik etmiş. Ama burada yine de iman hakikatini kaçırmamış. Evet evet aynen. Sayfa 75. Yani neye iman ettiğinizin önemi yok diyor. Bu dini bir konudur. Dini ve politik inançları ortaya koyanlar, insana mutluluğu ancak tapmakta bulduran ve taptığı için onu canı fedaya yönelten bu dini tutuculuğun duygularını kitlelere aşılamasını bilmek sayesinde bu inançları yerleştirmeyi başarmışlardır. Kitleler için bir ilah olmak veya hiçbir şey olmamak şart kişisel ilahiyet söz konusu oluyor. Evet. 26'da küçük bir cümlem var benim. Benim Ama biraz daha, daha, daha uzun. Buyrun. Kitlelere bir din lazımdır. Sözünü tekrar etmek acaba bir gevezelik midir? Siyasi, dini ve sosyal inançlar daima münakaşadan uzak tutulmak şartıyla bir dini şekil alarak onların <laughs> ruhunda yerleşir. Eğer Tanrı tanımazlık inancını onlara kabul ettirmek mümkün olsaydı demek o günlerde değilmiş. Değilmiş. Bu duygu dahi en şiddetli hoşgörüsüzlük ateşine sahip olur ve dıştan görünen şekilleriyle kısa zamanda bir tarikat durumuna gelirdi. Hmm. Ve bugün geldi. Geldi. Aynen geldi. Birçok sosyal olayın bir sosyologtan çok bir psikolog gözüyle incelenmesi gerekir ibaresi. <laughs> Buradan psikolog dostlara bir selam etmemize vesile olsun. Kitlelerin düşünceleri ve inançları. Evet. Ilançları. 81. Kitlelerin düşünce, evet senin dediğin gibi düşünce ve inançları belirleyen etken iki sınıf var diyor. Bir uzak etkenler, bir yakın etkenler. Uzak etkenler kitlelerin bazılarını kabule, bazılarını da reddiye yetenekli yapmaktadır. Yakın etkenler bu uzun süreli ön etkinliğe eklenen ve onlarsız bir sonuç elde edilemeyecek olan etkilerdir. Ee, ki etkenlerdir ki kitleler arasında etkili bir kanı meydana getirir. Yani Fikre bir şekil kazandırarak tüm sonuçlarıyla onu eski kılığından ayır. Dolayısıyla konuyu iç ve dış olarak ele alıyor. Sayfa 84'te ise şöyle bir ibare var. Sen de daha aşağısı ya senin, var. Evet, senin daha aşağısı. İnsan var olduğu günden beri şu iki şeyle uğraşmıştır. Kendisine bir ananeler zinciri meydana getirmek, bunların faydalı etkileri aşınmaya uğradıktan sonra bu gelenekleri yıkmak. İşte eğer siz anane ve gelenek merkezi kurarsanız uğraşınız bu olur. Ama insanlık tarihi değil. İnsanlar içinde iman etmeyenler bu ikisiyle uğraşmıştır. O zaman bugün bizim toplumumuzda da geleneğimiz, ananemiz elden gidiyor cümleleri bundan 20-30 sene evvel kullanılırken aslında orada imani zafiyetin başlangıç cümleleri kuruluyormuş onu fark etmemişiz. Aynen öyle. Zaten bu üstteki iki kavramı şöyle örneklendirmiş. Bir kavmin asıl görevi geçmişin kurumlarını yavaş yavaş değiştirerek korumak olmalıdır. Bu hı hı. görev güçtür. Eski zamanlarda Romalılar, yeni zamanlarda da İngilizler bu işi başarıyla gerçekleştiren hemen hemen tek iki millettir. Evet. Çünkü yani Osmanlı imparatorluk böyle kurabilen. bir şey yapmadı. Osmanlı bunun üçüncü kısmında. <laughs> 86 yıl. <laughs> yani. Sen de 80 Bence 7'dir. bu tezinde haklı bu arada. Osmanlı bir değişime gitmedi. Tabii, tabii. Çünkü Onu değişecek diyorum. bir şey yoktu. yoktu. İkincisi hiçbir zaman imparatorluk olmadı. Yapmadı. 86'da Buyurun. zaman kitlelerin düşünce menajlarını yani bunların filizleneceği zemini hazırlar. Bundan şu sonuç çıkar ki bir dönemde gerçekleşen düşünceler diğer bir dönemde artık gerçekleşemez. Eğer demek ki kitleler varsa... <laughs> Her seçim döneminde yeni vaatlere mecbursun. Çünkü karşındaki kitle vaatsiz yaşayamıyor. Evet, onu açık açık yazmışlar. Ama yazmış Hazreti zaten. Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar soruyorum. Vaadi değişen tek peygamber var mı? Hayır. İşte tek bir tanesi bir La ilahe illallah. Vaat değil aslında hakikatin ta kendisi. Ben 87'deyim. Hani efendim sistem yanlış diye haykıranlar var ya onlara cevaben okumak istiyorum bu kısmı. Bir toplumun sorunlarına, kurumların deva olacağı, milletlerin ilerlemeleri için anayasaların ve hükümetlerin gelişmesi lazım geldiği ve toplumsal değişmelerin kararnamelerle meydana geldiği düşüncesi bugün de yaygındır. Fransız devriminin ortaya çıkışına bu düşünceler hazırladı ve bugünkü toplum teorisyenlerinin dayanağı da bu düşüncedir. Değişmemişiz. Yılların deneyimleri bu dehşet verici ham hayali sarsmayı başaramadı. Filozoflar, tarihçiler bunun boşluğunu gereksizliğini boşuna kanıtlamaya çalıştılar. Bununla birlikte kurumları, düşüncelerin, duyguların, örflerin ve geleneklerin doğurduğu kanunları yeni baştan düzenlemekle düşüncelerin, duyguların, örf ve adetlerin meydana getirilemeyeceğini göstermek onlar için güç olmadı. Eyvah. Kanunlarla insan değişmiyor. Yok. İnsanlar değiştiği için kanunları sürekli değiştirmeye çalışıyor. 88. Buyurun. Mesela monarşik bir idare altında olduğu halde dünyanın en demokrat ülkesi İngiltere'de diyerek <laughs> sözünü peşinliyor. Bu tarz örnekler vermesi hakikaten çok evet. hoş. Kafayı çat diye oturtuyor. Kavimlerin kaderini hükümetler değil, kendi karakterleri belirler. E biz yıllardır demiyor muyuz abi nasılsanız öyle yönetileceksiniz olmuyor işte. Bir de Gustav Lemon'dan duymuş olun. Ben 91'deyim. Sonrasında ben de 103'e gitmişim buyurun. Çağımızın üstün düşüncelerinin ilk sırasında şu fikir bulunuyor. Eğitim ve öğretimden beklenen sonuç insanları iyileştirmek ve hatta eşit kılmaktır. Hmm. Sürekli tekrar edilen bu iddia sonunda demokrasinin en sarsılmaz bir inancı haline gelmiştir. Bir zamanlar kilisenin dogmalarına dokunmak ne kadar tehlikeliydi ise bugün de bu inanca dokunmak o kadar tehlikelidir. Yani, keşke yaşasaydı, Tevhid Hocan çağırsaydı. Hakikaten ya. Yani. Yani. <laughs> <laughs> ve altta şöyle bir şey vermiş, istatistik. 50 yıl içinde her 100 bin nüfusta cinayet işleyenlerin sayısı 227'den 552'ye çıkmıştır. Yani 50 yıl içinde canilerin sayısı %133 artmıştır. Ayrıca cinayetlerin çoğu özel meslek eğitimi görenler tarafından değil, parasız ve zorunlu eğitimden çıkan gençler tarafından işlenmektedir. Yaşasın demokrasi. Yani bu eğitim kurumlarını açtınız diyor. İşte sonucunda cinayet sayıları ortada. Yani yaklaşık yüzde yüz, yüzde yüz otuz üç artmış. Tabii. O yıllarda. O yıllarda. Şimdi yaşasaydı. 93 mü demiştim? Buyurun. Yok ben yüzce gidiyorum. Ha. İşçi artık işçi, köylü artık köylü olarak kalmak istemiyor. Evet. Ve Burjuva çocukları için devlet kapısında maaşlı memurluklardan başka bir şey aramıyor. Okul gençlere hayatlarını kazanmaya hazırlayacağı yerde onları başarıya ulaştırmak için en ufak bir kişisel gayrete lüzum olmayan devlet memurluklarına hazırlıyor. O tarihte KPSS varmışçasına önüne <laughs> <evinde> gelecekmiş gibi <laughs> bekliyorum şu an. <laughs> bir onu yazmamız lazım. Yok yok yani. <laughs> Bu durum toplumun alt gelir toplumlarında talihinden memnun olmayan her zaman isyana hazır proleter kitleleri ortaya çıkarıyor. Evet. Çok Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Özellikle <gülüyor> Tevhid Hoca'nda da çok karşılaştığımız Kesinlikle. bir problem olduğu için bu KPSS belası. Evet hakikaten. Çocuklarımız çalışıyorlar. Pratikte hiçbir işe yaramayan bilgiler kazanmak insanı isyancı yapan en uygun araçtır. Nokta. Hiç, hiç söyleyecek bir şey yok. <laughs> Yani aynı minvalde gidiyor. Ben daha fazla uzatmayayım istersen. 103'e geçelim. Çok güzel olduğu için bayağı, atlayamadım bayağı, yani. Ben de yani çizdiğim fazla yer var. Ya kendinden görünce ise fazla şey Ama o cümle son, galiba... Son yani. cümle Buyurun. 99'da. Bugünkü okul hoşnutsuzlar ve anarşistler yetiştiriyor. Ve Latin kavimleri için çöküş saatlerini hazırlıyor. Ya o Latin kavimleri de çöktü hakikaten ondan sonra. İktidar Çünkü bu Latin yani. eğitimi. Güney Amerika'daki yaşanan kriz... İngiltere ve Amerika'da daha farklı Üf, bir eğitim sisteminden ajayip. bahsediyor mesela. Doğru. Yalnız kelimelerin ve formüllerin kurbanı olanların kemikleriyle eski Keos piramidinden daha yüksek bir piramit meydana getirilebilir. <laughs> evet işte kelimeler ne önemlidir anlatıyoruz ama ve lakin siz zannediyorsunuz ki biz <laughs> tutar mı diye yapıyoruz diye düşünenler var. 106. Vatan kelimesi bir Atinalı'nın veya Spartalının ruhunda Atina ya da Sparta sevgisiydi. Birbirleriyle savaşan rakip kabilelerden toplanma bir Yunanistan sevgisi anlamı yok. Yani o çağdaki gerçek bir milliyetçilikten bugün evire çevire hamurunu mamurunu anasını alattığımız bir milliyetçilik kavramıyla karşı karşıyayız. Adamlar o tarihte de milliyetçinin hasını yaşamışlar. 107. İşte bu yüzden bizde olamıyor. O milliyetçilik değil zaten. Kavimcilik de o dönemde He. biraz çerçeveyi yani genişletti. Kaba artık. tabirle söyleyeyim, Biraz acite ediyorum. Yani karşılığı var en azından ya. Var yani. Şimdi karşılıksız Milliyet bir şey zorla... Araplarda da için. kavmiyetçilik yok muydu diye girerler. Ben baştan sorayım da. Araplarda kaç kavim vardı diye sorarım. <laughs> Yerinden kalkamazsın. Sayfa 107. <laughs> Kelimelerin çağdan çağa, milletten millete değişen değişken ve geçici anlamları vardır. İşte böyle kullanırlar sonra. Kelimeler tıpkı fikirler gibi yaşarlar. Kelimeyi bilmiyorsan fikrin yoktur. Ee, sayfa 111. Kitleler hiçbir zaman gerçeğe susamamıştır. Sayfa 112. Bu deneyimlerin en büyüğü Fransız devrimi olduğu teorik aklın düsturları üzerine dayanarak sıfırdan yeni bir toplum meydana getirilemeyeceğini keşfetmek için milyonlarca insanın katledilmesi ve bütün Avrupa'nın 20 yıl devamlı olarak altının üstüne getirilmesi gerekti. Olmadı diyor. Biz beceremedik ama şimdi Fransız ihtilalinden bize yadigar olanlarla biz o devrimi sağlayacağımıza hala ne yapıyoruz? İnandırmaya mı çalışıyoruz? Yutturmaya mı çalışıyoruz? Yutanlar da var ya ne yapalım yani? 119. Önderler çoğu defa düşünce adamı değil, aksiyon adamıdır. Onlar yarı aydındırlar. Bakın burada da İslam düşün dünyasında var olan bir gerçek. Yani bir düşünce adam vardır. Sonra o düşünce adamını takip eden önderler, öncüler. işte bugünkülerin anlayacağı dille akıncılar diye tabir edelim. Onlar vardır. Ve yarı aydındırlar. Bu biraz da bize galiba bir ne diyelim e, özlem. Şu 123'te bir ayrım Buyurun. yapmamız gerekiyor. Bu tür önderler arasında gerçek bir din veya büyük eserler meydana getirenler vardır. Var. Saint Paul, Hazreti Muhammed, Kristof Kolomb, Lesseps gibi zeki veya dar düşünceli adam olmalarının önemi yoktur. ''Dünya sürekli bunların olacaktır. Bunların ya. sahip oldukları ya. çok dayanıklı irade, her şeyi kendisine boyun eğdiren... son derece nadir ve güçlü bir vasıftır.'' Ya. Bitmeyecekler. Bitirilemeyecekler. Yani... iki tarafta da bunlar olacak. Evet. ''İrade sahibiysen kitlelerin önünde bir önder olursun.'' diyor evet. aslında. Hangi taraf olduğunun önemi yok. Sayfa 128'e gittim ben. Ben 126'dayım. Buyurun, ben de orada bir yer işaretlemiş ama daha aşağıda. İddia ne kadar açık ve deliller ne kadar sade ve ispattan uzak olursa hüküm ve etki de o nispette büyük olur. Bütün çağların din kitapları ve yasaları daima böyle sade iddialar ortaya koymuşlardır. Peki insanlar ne zamandan beri boş lafa itibar eder olmuşlardır diye sorarım. Bunun İslamın dışındaki her adam mecburdur buna başka çaresi. Yani hedefler hep ulaşılamaz mı olmalı? E tabii ki. Bu hayata sığarsa yaptıktan sonra Hı. intihar etmek istersin. Mantıklı ateistin gideceği kapı orası zaten. Kendine bir hedef koydun. 60 yaşına kadar şunları yapacağım. Yaptım bitti. O saatten Beklemenin sonra vücudunu tazeleyecek bir şey de yoksa yeni bir teknolojide geldiğine inanmıyorsan e, kendine hastane koridorlarında perişan etmenin ne anlamı var? Zaten hedef tamamlanmış. Aynen öyle. O kadar. Sayfa 128 buyurun. Hayvanlar gibi insanlar da yaratılıştan taklitçidirler. Taklit insan için bir ihtiyaçtır. Yeter ki taklit kolay olsun. Mesela modanın yayılması bu ihtiyaçtandır. <laughs> ben demedim. <laughs> Gustav Le Bon dedi. Kitleler delil ve kanıtlarla değil modellerle yönlendirilirler. Demek ki modayı takip ediyorsan yığınsın. 130. Fikirler veya insanlar dünyada hakim olan her şey bu nüfuz dediğimiz güçle kendilerine itaat sağlamışlar. Yani derinlik, nüfuz derinliği anlamında evet. söylüyor bunu. Bir kaldıraç vazifesiyle. Bugün de zaten bu nüfuzu marka olarak kullanıyorlar. Evet. Marka adı. Sayfa 145'e gittim ben. Buyurun. Bütün dini inançlarla, inançları oranında sosyalist inançların aşağı düzeyde bulunması şundandır dini inançların adadığı mutluluk ideali ancak ahirette gerçekleşebileceğinden buna hiç kimse itiraz edemiyordu. Sosyalist mutluluk idealinin ise yeryüzünde gerçekleşmesi gerektiğinden bu mutluluğu meydana getirmeye girişir girişmez vaat edenlerin yalanı ortaya çıkacak ve yeni inanç aynı zamanda bütün nüfuzunu kaybedecektir. <gülüyor> <gülüyor> Efendim oradan sonra 151'e geçiyorum. İyi olur. Ben de atlamış olayım. Monarşist olmak özelliği ister istemez gerek tarihte gerek bilimlerde bazı yerleşmiş düşüncelere yer veriyordu. Cumhuriyetçi olmak ise ona tamamen zıt düşüncelerin kabulü demekti. Bir monarşist insanın asla maymundan türediğine inanmıyordu. Bir cumhuriyetçi ise insanın maymundan gelme olduğuna aynı kesinlikle inanıyordu. <laughs> bir monarşistin devrimden dehşet ve nefretle bir cumhuriyetçinin de saygı ve sevgiyle bahsetmesi pek doğaldı. Vallahi çok bir şey değişmedi Sayın sayın Hiçbir Gustav. şey değişmedi. <gülüyor> Sanki <gülüyor> gene Mısır okuyoruz, bizi okuyoruz. Fransa <laughs> okuyoruz, bizi okuyoruz. Enteresan bir şey değil mi bu? Yani enteresan. Ben 209'da kapatacağım. Ben de bakayım. Var. Adalet sistemine de şu 171'de bir şey söylemişti. onlarda jüri sistem var ya. Buyurun. Bunu yanlış telaffuz edersen bu ismi kimse bana darılmasın. <laughs> Fransızca çok zor. Gleju da şöyle der. Jürinin iyi niyetini kazanmak için bir kadının güzel olması yeterlidir. Bu kadar. Ötesine ben gitmiyorum. Buyurun kapanışı sizin. Bir ideal etrafında barbarlıktan medeniyete yükselmek, sonra bu ideal gücünü kaybedince çözülmek ve ölmek. İşte bir milletin hayat seyri bundan ibarettir. Biz Aha. kitle olmak yerine büyük bir İslam cemaati halinde hareket etmeyi niyetimiz var. Ama öyle yapmazsak nasıl kitle olunuyor? Bütün dünyadaki kitleler hangi inanç, hangi memlekette olursa olsun bakın çok ilginç bir şey var. Japonya'ya da gitsen, Güney Amerika'da da gitsen bu kitap çalışıyor abi. Evet. Çalışıyor. Çünkü temel kodu çözmüş. Heh. O zaman imansızların dünyadaki ortak özelliklerini merak ediyorsan cevabı bu kitap. Bu da insanlığın inananlar ve inanamayanlar diye bölündüğünün tek gerçek kaynaklarından biri olarak bence mutlaka okumalı. Katılıyorum. Ve böyle bir yazar bulmuşken hemen bırakmayalım dedik. Arapların Medeniyeti diye bir kitabı var. Yine Gustav, Gustav Lebon'un. Bakalım evet. muhtemelen Araplarla İslamiyeti kastediyordur diye düşündüm ben. O yüzden bir de bu tarafa nasıl bir bakış atmış. Onu görelim. Evet Onun inşallah bu arada kısa adam. bir duyuru. Ee, ben 24 Ekim Perşembe günü saat 17. Allah nasip ederse Konya'daki kitap severlerle bir söyleşimiz olacak. Orada olacağız. Gelen dostları bekleriz. Muhabbet etmek üzere. Bu haftalık bizden bu kadar. Kalın sağlıcakla.